Merhaba, adım Bingül. Bugün sizinle zaman hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Zaman, Voltaire'in tanımıyla dünyadaki her şeyin en uzunu, en kısası, en yavaşı, en küçüğü, en büyüğü, en fazla ihmal edileni, en fazla pişmanlık duyulanı ve onsuz hiçbir şeyin yapılamadığı bir şey aslında zaman dediğimiz şey. Her birimiz hayatımızın birçok noktasında zamanım yok, zamanım yok demişizdir. Halbuki Atatürk'ün de, Einstein'ın da, Marie Curie'nin de ve Isaac Newton'un da dünyayı değiştiren bu dört insanın da günü 24 saatti. Dünyada hiçbir şey insanların hepsine eşit bir şekilde dağıtılmamıştır. Kimimiz farklı bir ülkede doğduk, farklı biriyle konuşuyoruz. Ekonomik şartlarımız çok farklı, sosyal şartlarımız çok farklı. Ama her birimizin de eşit dağıtılan yegane bir şey var. O da bir günün her birimizde 24 saat olması. Biz bu zamanı ne yapamıyoruz? Biz bu zamanı kesinlikle biriktiremiyoruz. Pazartesi, salı çok boş geçti. Ben en iyisi oradan üçer saat alayım da hafta sonuna ekleyeyim diyemiyoruz. Yeniden başlatamıyoruz. Bu pazartesi çok kötü geçti. Yeniden bir başa alalım diyemiyoruz. Zamanı durduramıyoruz. Salı gününün 10 ile 12 arasını durdurup daha sonra yeniden yaşama şansımız olmuyor. Ödünç alamıyoruz. Zamanını boş boş geçiren birinin çantasından bu zamanı alıp kendimize ekleyemiyoruz. Çalamıyoruz. Bir başkasının saatinin 3 saatine çalıp kendi saatimize ekleyip kendi günümüzü 27 saat haline getiremiyoruz. Ve biz ne yaparsak yapalım zamanı hiçbir şekilde değiştiremiyor ve geri alamıyoruz. Peki zamanın tanımı tek mi? Zamanı 3 farklı şekilde tanımlıyor bu alanda çalışan uzmanlar. Diyorlar ki bir gerçek zaman dediğimiz bir şey var. Bir öznel zaman var. Bir de biyolojik zaman var. Gerçek zaman ölçülüp gözlenebilen bir zaman türü. Bir zaman birimi kanalıyla ölçülebilir ve saat zamanına vurgu yapar. Gerçek zaman ay ve güneşin hareketleri gibi fiziksel olaylardan yola çıkarak sayısallaşmıştır. Bir saatlik süre kişilere göre farklı algılansa da bu süre değişmez. Bu nedenle saat zamanı ortak bir gerçekliği yansıtır. Türkiye'de de bir saat 60 dakikadır. Almanya'da da 60 dakikadır. Kanada'da da 60 dakikadır. Bu değişmez, gerçektir. Bir de öznel zaman var. Her canlının kendi psikolojik anlamda algıladığı zaman türüne öznel zaman denir. Bazen heyecanlı bir şey bekliyorsak o vakit geçmez. Bazen de böyle geçmesini istediğimiz dakikalar çok daha hızlı bir şekilde geçer. Algılanan zaman insandan insana ya da durumdan duruma değişir. Uzun bir sınava girdiysek o 3 saat sanki bir anda bitivermiş gibi hissederiz. Ama çok sıkıcı bir ders dinliyorsak o 40 dakikada geçmek bilmez. Zaman zaman kişinin zamana verdiği değer değişir. Bunun için internette çok fazla gezen bir hikaye vardır. Ben onu yine anlatmaya çalışacağım. Bir yılın değerini anlamak istiyorsak YKS'ye hazırlanan, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenciye bu bir yılın değerini anlamak için ona soru sorabiliriz. Bir ayın değerini anlamak için 36 haftalıkken doğum yapması gereken taze bir anneye sorabiliriz. Bir ayın ne kadar büyük olduğunu anlamak için. Bir haftanın ne kadar uzun olduğunu anlamak için her hafta dergi çıkarması gereken bir editöre bir haftanın uzunluğunu sorabiliriz. Bir saatin değerini anlamak istiyorsak, görmek için sabırsızlandığımız birini beklediğimiz zamanı düşünebiliriz. Bir dakika bazen o kadar uzun ya da o kadar kısadır ki bir dakikayla ya bir uçağı kaçırırız ya bir trene yetişiriz. Bir saniyenin değerini anlamak için bir kazadan kıl payı kurtulan birine sorabiliriz. O bir saniyenin ne kadar uzun olduğunu bize saatlerce anlatabilir. Ya da bir milisaniyenin değerini anlamak için
Olimpiyatlarda yarışan bir atlete ya da bir yüzücüye sorabiliriz. O bir milisaniyenin ne kadar önemli olduğunu ve bir milisaniye yüzünden gümüş madalya kazanmak durumunda olan bir olimpik sporcu bir milisaniyenin bize ne kadar uzun ya da ne kadar kısa olduğunu anlatacaktı. Bir de biyolojik zamanımız var. Bu bedensel olarak algıladığımız zamandır. Sadece insanlara özgü değildir. Bir göç zamanı vardır hayvanların. Kış uykusuna yatan hayvanlar vardır. Hayvanlar aleminde de vardır biyolojik zaman. Ya da vardiya usulü çalışan kişilerin her haftalık düzeni farklıdır ve buna uyum sağlayabilir. Hiç vardiya sistemiyle çalışmadıysak bunu anlamak bizim için çok zor ve imkansıza yakın olabilir. Fakat vardiyalı sistemde çalışan kişilerin gece yarısı işe gitmek için kendiliğinden uyanması tamamıyla kendi biyolojik ritimleriyle ilgilidir aslında. İçgüdüseldir, süreç içerisinde kazanılmış alışkanlıklara dayanır. Zamanı biz nasıl yönetiyoruz? Zamanı nasıl yönettiğimizi anlamak için aslında beş basamağı zihnimizde tutmak gerekiyor. Bunlardan ilki zamanı algılamak. İkincisi zorluklarını fark etmek. Üçüncüsü kendimizi tanımak. Dördüncüsü zaman tuzaklarını fark etmek. Beşincisi ise zaman yönetimi tekniklerini anlamak. Zamanı algılamak dediğimizde biz neyi kastediyoruz? En kötü kullandığımız kaynaktır zaman. Her birimize eşit süre verildiği halde biz bu zamanı tanımlamayı ya da tanımayı hayli zor yaparız. Zamanı yönetebildiğimizde yani zamanı anlayabildiğimizde kendi içsel stresimizi kontrol edebiliriz her şeyden önce. Yapmamız gereken işler ve sevdiğimiz insanlara ayırmamız gereken zaman arasında dengeli bir dağılım yaratmış oluruz. Kişisel üretkenliğimiz artar, kendimizi daha iyi hissederiz. Yapabiliyorum demek ki uzun zamandır ertelediğim, arka planda bıraktığım işlerimi de halledebilirim diye düşünebiliriz. Zamanı yönetmeyi öğrenmek için ikinci aşamamız ise zorlukları fark etme aşaması. Yani biz neden erteliyoruz? Erteleme bizim için neden bir sıkıntı? Motivasyonumuz eksik olabilir bazı işleri yapmak için. Öncelik sıralamasında hata yapmış olabiliriz. Gerçekten yapmamız gereken işlerle yaparken keyif aldığımız ama o kadar önemli olmayan işler arasında bir sıralama hatası yapmış olabiliriz. Ya da yumurta kapıya kapanınca deyimi biz Türklerde çok yaygındır. Nasılsa olmayacak endişesiyle son ana kadar bırakıp daha sonra bak gördün mü olmadı deriz kendi kendimize. Bu aslında kendimizin geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Bazı şeylerin ne kadar çok olmayacağına inanırsak yapmayı o kadar geç başlarız ki yapamadığımızda kendimize şunu deriz. Ya zaten zamanında başlamamıştım, yetişmeyeceğini biliyordum. Başarısızlığımıza böylelikle bir kılıf ayarlamış oluruz. Ya da kendi kendimize bahaneler üretiriz. Ya ben zaten sabah insanı değilim. Ya da ben geceleri çalışamıyorum deriz kendi kendimize. Zamanı yönetemediğimizde ne olur? Sindirim sistemimize vurur her şeyden önce. Öfkelenip strese gireriz. Böyle gaviskon sorarız, reni sorarız etrafımızdakilere. Zamanı yönetemediğimizde her geçen günün birbirinin aynısı olduğuna dair bir yanılgıya kapılırız. Özellikle evde kalmamız gereken günlerde zamanı etkili bir şekilde yönetemediğimizde depresif belirtiler de göstermeye başlarız. Ve başkalarına zamanı yönetebildikleri için hayranlık duyarız. Bu hayranlık bir süre sonra bak filancaya ne güzel şeyler yapıyor, onun da zamanı aynı, benim de zamanım aynı ama ben hiçbir şey yetiştiremiyorum. Ya da hiçbir şeye vakit bulamıyorum diye kendi kendimizi suçlamaya ve kendimize olan saygımızı yitirmeye başlarız zamanla. İç disiplin. Zamanı yönetmek için iç disiplin noktasında nerede olduğumuzu ilk önce hatırlamamız gerekiyor. İç disiplin anlık olarak ne hissettiğimize göre değil, ne düşündüğümüze göre hareket ettiğimiz anlamına geliyor aslında. İlk heyecan geçtikten sonra bir işe, bir projeye devam edebilmektir. Hani hep denir ya Türk gibi başla, Alman gibi bitir diye.
Biz çok heyecanlı, çok hevesli başlarız fakat devamında çok zorlanırız. Birçok projemizin, birçok çalışmamızın sürdürülebilirliği yoktur. Fakat biz artık şunu biliyoruz, engellerle karşılaşıldığında yılmayıp devam edenler bu çağımızda hatırlanacak. Vazgeçenler, ben yapamıyorum diyenler değil. David Schwartz der ki, bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız, aklınız bunun neden imkansız olduğunu ispat etmek üzerine çalışmaya başlar. Bir şeyi yapabileceğinize gerçekten inandığınızda ise aklınız yapma konusunda çözümler bulmak için size yardım etmeye çalışır. Zamanı yönetme konusundaki üçüncü başlığımız ise kendimizi tanıma başlığı. Ben nasıl biriyim? Zamanımı nasıl yönetiyorum? Sabahları mı daha verimliyim, geceleri mi daha verimli çalışıyorum? Kendime iyi gelen şeyler neler? Zaman önceliklerini yapmayı biliyor muyum? Noktasında kendi kendime soracağım tüm sorulara net ve nesnel yanıtlar vermem gerekir. Türkiye'de ya da Amerika'da, Avrupa'da ortalama ömür üzerinden bir takım hesaplamalar yapılmış ve denmiş ki işte ortalama 80 yıl yaşayan bir insan zamanını ne yaparak geçirir, ne kadar ne yaparak geçirir diye. Amerika'da yapılan bir araştırma diyor ki ortalama 72 yıl yaşayan bir insan bunun 21 yılını uyuyarak geçirir. 14 yılını çalışarak geçirir. 7 yıl kişisel bakım faaliyetleriyle uğraşarak geçirir. 6 yıl yemek yiyerek geçirir. 6 yıl seyahat ederek geçirir. 5 yıl kuyrukta bekleyerek, 4 yıl bir şeyler öğrenerek, 3 yıl toplantılara katılarak, 2 yıl telefonla kendisine ulaşamayanları arayarak, 1 yıl nereye koyduğunu hatırlamadığı eşyaları bulmaya çalışarak ve 3 yılda diğer faaliyetleri gerçekleştirerek geçirirmiş. Yani bizim 72 yıllık ortalama ömrümüzde sadece 14 yılımız var. Kendi kendimize etkin bir şekilde zamanı yöneterek en verimli şekilde kullanmamız gereken 14 yıl. Gelelim dördüncü basamağa zamanı yönetme konusunda. Bu da zaman haydutlarını fark etme tuzağı. Haydutları Vahşi Batı filmlerinden hatırlarsınız. Böyle ağızlarında bir tane kumaş parçası olur, burunlarını ve ağızlarını kapayan. Kafalarında mutlaka bir şapka olur ve sadece gözlerini görürüz. Bizim hayatımızda da çok fazla böyle zaman haydutu var. Bunların bir kısmı kendimizden kaynaklı olanlar. Düzensizliğimiz, dağınıklığımız, erteleme davranışımız, hayır diyememelerimiz, yaşadığımız aksaklıklar, bunların hepsi kişisel kaynaklı olanlar. Çevresel kaynaklı olanlar ise ansızın gelen beklenmedik ziyaretçiler ya da uzun süren telefon görüşmeleri olabilir. Diğer başlık altında da neleri toplayabiliriz zaman haydutları olarak? Dedikodu en büyük zaman haydutlarından biridir. Gereksiz titizlik, çok uzun uzun devam eden çay kahve sohbetleri. Fakat bunların hepsinin yanı sıra hayatımızdaki en büyük zaman haydutu aslında şu an ekran. Uzaktan eğitim dönemindeyiz. Birçoğumuz evlerinden çalışıyor. Yani çok fazla ekranlara bağlı ve bağımlı olduğumuz dönemlerdeyiz. Tüm bunların yanı sıra şunu da hatırlamakta fayda var. Ben günde 5 saatimi internet başında geçiriyorsam 5 saatimi de internet dışında geçirebiliyor muyum? Bu dengeyi kurabiliyor muyum? Asıl mesele o. Telefonlara akıllı zaman yönetimi uygulamaları eklenebilir. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz yıl Mayıs aylarında dedi ki internet bağımlılığı bir psikiyatrik bozukluk. Ve bu kapsamda birçok telefon firması güncelleme aldığınızda telefonlarınıza ekran yönetimi uygulaması koydu. Bu niye koydu? Siz ilerleyen yıllarda akıllı telefon bozukluğu diye bir psikiyatrik tanı aldığınızda gidip bir telefon şirketine dava açamayın diye. Ama ben seni uyarmıştım. Telefonunda ekran yönetim var. Günde kaç saat hangi uygulamada vakit geçirdiğini ben senin için zaten hesaplıyordum diyebilecek telefon firmaları. Bu uygulamaları telefonlarımızda kullanabiliriz. Çocuklarımızın bu uygulamaları telefonlarında kullanmalarını sağlayabiliriz. Böylelikle zamanımızın en büyük haydutun sosyal medyada hangi uygulama olduğunu fark ederiz. Bu WhatsApp mı, Twitter mı, Instagram mı, TikTok mı?
ya da bir başka uygulama mı bunu fark etmemizi sağlayabilir. Gelelim son aşama olan teknikleri uygulama aşamasına zaman yönetme konusunda. Zaman yönetmede çok fazla teknik var. Herkesin kullandığı, düşündüğü, işine yaradığı ya da yaramadığı. Ben burada hem kendi deneyimlerinden yola çıkarak hem de öğrencilerimin deneyimlerinden yola çıkarak işe yarayan bazı teknikleri paylaşmaya çalışacağım. İlk paylaşmak istediğim tekniğin adı zaman pastam tekniği. Bunda da ne yapıyoruz? Her günümüz aslında 24 dilimlik bir zaman pastası. Bu zaman pastasında ben kaç dilime hangi etkinliği ayırıyorum bunu planlayabilmek. Bunu yapmak için de öncelikle detaylı saatleri bir gün boyunca yazıyorum bir kağıda. Yani sabah 8'de kalktım. 8'de 9 arasında okula gitmek için hazırlandım. 9'da 4 arası okuldaydım. 4 ile 5 arası eve geldim, dinlendim. 5 ile 7 arası ders çalıştım gibi. 24 saati böyle planladıktan sonra benzer etkinlikleri bir araya toplayıp 24 saatlik bir zaman pastası oluşturuyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. İşte günde 10 dilim mi ben uykuya ayırıyorum. 8 dilimim okulda geçiyor, 2 dilimim yemekte gibi planlamalar yapabiliyoruz. Bir örnek zaman pastası nasıl olabilir? Okulda diyelim 6,5 saat geçiriyorum. 6,5 dilim okulda ait. 1,5 dilim derse çalışmak için hazırlıklar yapıyorum. 1 dilim test çözüyorum. 1 dilim kitap okuyorum. 1 dilim ders tekrarına veriyorum. 5 dilimde işte televizyon, ekran, oyun, yemek, diğer dinlenme faaliyetlerini ayırıyorum. Ben böylelikle 24 saatlik bir zaman pastamı gördüğümde kendime şunu sormuş oluyorum. Ben kendi zamanımın ne kadarını iyi kullanıyorum, ne kadarını daha iyi kullanmaya ihtiyacım var. Zaman pastası yöntemiyle tanıştığımda üniversitedeydim. Ve hep şuna inanıyordum, zamanımı ben kesinlikle çok iyi yönetiyorum, her şey yolunda. Fakat bu detaylı zamanı yazıp kendi zaman pastamı çıkartınca şunu fark ettim. Bu işte bir yanlışlık var, çok fazla zamanımı boşa harcıyorum. Bunu fark ettikten sonra zamanımı da çok daha iyi ve etkin bir şekilde yönetmeye başladığımı öğrendim. En sevdiğim ve en ergonomik, en faydalı tekniklerden biridir zaman pastası. Zaman yönetimi için hep böyle kurallardan bahsedilir. Asıl mesele planlı ve programlı olmak, hayır demeyi bilmek, işleri ertelememek, zorunlu işlerden sonra kendimize bir es verip dinlenmek ve yedek zaman ayırmaktır. Öncelik planlaması yapmak bir diğer zaman yönetimi tekniğidir. Yani sabah kalktınız ya da haftalık planlamanızı yapıyorsunuz. Yapılması gereken işleri listelemek. Bu işleri listeledikten sonra acil, yapılması zorunlu işlerin yanına A yazmak. Yapılması gerekli, acil olmayan işlerin yanına B yazmak. Yapılabilecek, acil olmayan işlerin yanına ise C yazmak. Bu nasıl örneklenebilir? Yapılması zorunlu, acil, yetiştirmeniz gereken bir proje vardır ya da bir dönem ödevi vardır cuma gününe. Bu A tipi işlere girer. Yapılması gerekli, acil olmayan şey, Türkçe defteri çok hırpalanmıştır diyelim, öğrenci özelinde konuşalım. Bunu temize çekmeniz gerekiyordur. Bunun çok bir aciliyeti yoktur ama yapılması gerekir. Bu B tipi iştir. Acil olmayan ama yapmak istediğiniz işte Netflix'e yeni yüklenen bir filmi izlemek olabilir. Bu da bir C tipi iştir. Yani bu listeyi niye yapıyoruz? Ben A ve B tipi işleri halletmeden C tipi işe geçmemem gerektiğini kendime anımsatmak için yapıyorum. Bunu bazı uzmanlar bir tablo olarak da yorumluyor. Bu tabloyu nasıl yorumluyorlar? Gözünüzün önünde bir tablo canlandırın. Önemlilik ve aciliyet olarak bu tabloda 4 ayrı köşe var. Hem önemli hem acil olan işler bir köşede. Önemli ama acil olmayan işler bir diğer köşede. Önemsiz ama acil işler bir başka köşede. Ve bir köşede de önemli de olmayan, acil de olmayan işler var. Biz genelde önemli de olmayan, acil olmayan işlerde vaktimizi çok harcıyoruz. Sosyal medyada vakit geçirmek gibi. Bu tabloyu zihnimizde canlandırıp gerçek hayatta da uygulamaya koyduğumuzda kendi zamanım konusunda ciddi bir içsel farkındalığım oluşuyor. Ve ona göre daha verimli işler yapmak için zamanımı
kendi kontrolümde yönetmeye başlıyorum. Buradaki asıl mesele kendi kontrolümde olması. Çünkü bu 24 saat, evet mutlaka dışarıdan uyaranlar geliyor. Her zaman kendi kontrolümde olmuyor ama çok büyük bir kısmı kendi kontrolümde. Zamanında bu kendi kontrolümde olma meselesini atlamamam gerekiyor. Bir diğer çok beğendiğim ve birçok öğrencinin de hoşuna giden teknik ise Pomodoro tekniği. Bunu bir İtalyan öğrenci bulmuş. Şunu fark etmiş. Arkadaşlar ikişer, üçer saat çalışırken o çalışamıyor. Ve kendisinde de bir sorun olduğunu düşünüyor. Nasıl yani ben nasıl çalışamıyorum diye. Evde mutsuz mutsuz gezinirken mutfaktaki domates şeklindeki bir mutfak planlayıcısı dikkatini çekiyor. Bunu alıyor eline. Kırmızı bir mutfak saati düşünün. Artık Türkiye'de de çok yaygın bunlar. Pomodoro da zaten İtalyanca da domates demek. Bunu 25 dakikaya kuruyor. Ve diyor ki ben 25 dakika boyunca yaptığım işin başından hiçbir şekilde kalkmayacağım. O zamanlayıcı çalıyor 25 dakika dolunca. Çaldıktan sonra 5 dakikaya kuruyor. 5 dakika ara veriyor. Daha sonra yeniden dersin başına ya da işinin başına oturup 25 dakikaya yeniden kuruyor. 4 tane Pomodoro tamamladığında yani 25 çarpı 4, 100 dakika tamamladığında 2 saatin sonunda kendisine 25-30 dakikalık uzun bir mola veriyor. Olayın kilit noktası aslında şu. Asla ama asla o 25 dakikalık seanslar boyunca dikkatinin dağılmasına hiçbir şekilde izin vermiyor. Yani akıllı telefonunu kapatıyor, odasına lütfen beni rahatsız etmeyin diye bir hatırlatıcı belki koyuyor. Ve diyelim ki bozuldu bu 25 dakika, durduruyor. O acil olan şeyi hallediyor, daha sonra yeniden başlıyor. Pomodoro tekniğiyle ilgili her şeyin biliyorsunuz teknolojide karşılığı var. Telefonların uygulama indirme kısmında Pomodoro saatleri var. Ücretsiz uygulamalar bunlar. Onlardan yararlanıp deneyebilirsiniz. Kendimde de çok faydasını gördüğüm, birçok öğrencimde de faydasını gördüğüm bir teknik, Pomodoro tekniği. Peki ben zamanımı yönetirken, zamanımı planlarken %100'ünü planlamalı mıyım? Bu mümkün mü? Hayır, tabii ki mümkün değil. Plansız aniden çıkan işler hayatımızda her daim olacak. O yüzden ben diyelim ki 5 saatim var. Bu 5 saatimi planlarken %60'ını planlamam gerekiyor sadece. Yani 5 saatimin 3 saatini net bir şekilde planlıyorum. O kalan 2 saatine dokunmuyorum. %20'sini aniden çıkan işlere ayırıyorum. Yani 1 saat aniden çıkan işlere ayırıyorum. Ve diğer 1 saati de kendime yedek zaman olarak koyuyorum. Niye? Bazen bir işle uğraşırken ya da bir ödevi yaparken aklıma bir şey takılıyor. O zaman kendime şunu söyleyebiliyorum. Bingül, tamam, bu kafana takıldı, haklısın. Fakat bunu yedek zamanda düşüneceğiz. Şu an bitirmen gereken bir başka iş var. Zihnimi bu şekilde yönettiğim zaman odaklanma becerimi de arttırmış oluyorum aslında. Peki benim hayatımda bir hedef yoksa zamanı yönetmemin bir esprisi var mı? Tabii ki yok. Benim hedeflerim olması gerekiyor zamanı yönetmemin benim için önemli olması için. Hedeflerimin güçlü, kesin, anlaşılır ve belirgin olması gerekiyor. Ulaşabilir olması gerekiyor. Yani uçuk kaçık hedefler koymamam gerekiyor. Sabah başlayıp akşama kadar projemi bitireceğim demek. Ya da fizikteki tüm konuları halledeceğim demek. Ya da tüm etkinlik kitabını bugün tamamlayacağım demek uçuk kaçık hedefler oluyor. Zamana dayalı olması gerekiyor hedeflerimin. Yeteneklerimin ve becerilerimin dahilinde olması gerekiyor. Yani ben hayatımda ilk defa yaprak saracaksam yarım saatte bir tencere yaprak sarmalıyım diye bir hedef kendime koymamalıyım. Ya da müzik kulağım yoksa ben Fazıl Say gibi bir piyanist olacağım diye bir hedef de kendime koymam çok da anlamlı olmuyor. Çünkü bu tür hedefler başarıya ulaşılamadığı zaman kendi içsel yetersizliğimi hissedip yapabileceğim işleri de yapamıyor hale gelebiliyorum. Ve kontrolümde olması gerekiyor hedeflerin. Bir başkasının da etkisi olan olaylarda ben kendi kontrolümde hedef koyamamış oluyorum. Hedef planlamaları günlük, haftalık, aylık, 3 aylık ya da yıllık olabiliyor.
aşama aşama minik minik hedefler koyduğumuzda kendi hayatımızın üzerinde daha çok kontrolümüzün olduğunu hissediyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, hayattaki birçok şeyi kontrol edemeyiz. Fakat kontrol edebildiğimiz şeylerde de kontrolümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Gecikmelerle mücadele etmek için neler yapılabilir? Bu alanda çalışan uzmanlar diyor ki bir bitirme tarihiniz olsun. Bir hedef koyduğunuz zaman bunu bile bitirme tarihiyle netleştirin. İlk önce sıkıcı olan işi yapın. Çünkü tablonuzda acil ve önemli olan işler genelde sıkıcı işlerdir. Sıkıcı işler bittiğinde bir derin bir nefes alıp yolunuza devam etmek daha iyi olabilir. Bir ödüllendirme sistemi koyun. İşleri küçük bölümlere ayırın yaparken ve şimdi yapın. Ayrıca gecikmelerle mücadele ederken kendinize bir mentor de belirleyebilirsiniz. Burada mentor derken neyi anlatmak istiyorum? Diyelim ki bugün 50 soru çözeceksiniz. 50 tane edebiyat sorusu çözeceksiniz. Annenize sabah şunu diyebilirsiniz. Anne, ben bugün 50 tane edebiyat sorusu çözmeye kendime hedef koydum. Lütfen bana akşam 8 gibi bunu yapıp yapmadığımı sor. Böylelikle bir dış kontrol mekanizmasını kendi isteğimle sisteme soktuğumda daha iyi ve daha kontrollü hissedebiliyorum. Kendimi yönetmeyi nasıl öğrenebilirim? Günün herhangi bir anında kendime şu soruyu sorabilirim. Ben şu anda ne yapıyorum? Bu soruya verdiğim yanıt çerçevesinde zamanı boşa harcayıp harcamadığımı da değerlendirmiş olurum. Ve daha sonra kendime şunu sorabilirim. Zamanımı en iyi nasıl değerlendirebilirim? Boş boş dışarıyı izliyorsam ya da masada kala kalmış öyle düşünüyorsam şu anda ne yapıyorum deyip kendimi şu ana getirmem gerekiyor. Kendimi şu ana getirmek için de size minik bir teknik anlatabilirim. Zihnimiz stres altındayken geçmişe ve geleceğe çok fazla odaklanır. Şu ana getirmem gerekiyor. Şu ana getirmek için en basit teknik birçok duyu organıma uyaran şeyleri fark etmek ve etrafımda bulunan 5 nesneyi fark etmek. Minik bir uygulama. Şu an odamdayım. Masanın başında oturuyorum. Yanımda kahve bardağım. Karşımda oğlumun fotoğrafı. Üstümde en sevdiğim şal. Karşımda bilgisayarım var. Kahvemin kokusu çok güzel. Ayaklarım yere basıyor. Güvendeyim. Şalımın dokusu bana kendimi güvende hissediyor. Elim masaya değiyor ve masanın pütürlü bir üzeri var. Ben bu uygulamayı yaptığımda kendimi aslında şu ana getirmiş oluyorum. Şu andayım, geçmişte değilim, gelecekte değilim ve şu anki zamanı en iyi nasıl değerlendirebilirim? Son söz olarak ufak bir öyküyü size aktarmak istiyorum. Fransız Kamu Yönetimi Okulu profesörlerinden biri Amerikalı büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerine etkili zaman yönetimi konusunda ders vermesi için davet edildi. Elit yöneticiler sıralarında oturmuş, ünlü profesörün ağzından düşecek her kelimeyi yazmak için bekliyordu. Yaşlı profesör yavaşça her yöneticinin tek tek gözlerine baktı ve nihayet bir deney yapacağız bugün dedi. Masanın altından bir kavanoz çıkardı. Kavanozun içine yine masanın altından çıkardığı tenis topu büyüklüğündeki taşları dikkatlice koymaya başladı. Kavanoz ağzına kadar dolup da daha fazla taş alamayınca kavanoz doldu mu diye sordu. Salondaki herkes birlikte bağırdı. Evet, sahi mi diye karşılık verdi profesör. Masanın altından biraz çakıl taşı çıkardı. Kavanozu önce sallayıp daha sonra içine çakıl taşlarını yeniden koydu. Kavanozu tekrar salladı. Böylece küçük taşlar büyük taşların arasında kendilerine yer buldu. Ve aynı soruyu bir kez daha sordu. Kavanoz şimdi doldu mu? Yöneticiler profesörün ne yapmak istediğini yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. İçlerinden birisi dedi ki, hayır herhalde. Güzel dedi profesör ve masanın altından bu defa biraz kum çıkardı. Kumu kavanoza boşaltmaya başladı. Kumlar büyük taşlarla çakıl taşları arasındaki boşlukların hepsini doldurdu. Sorusunu bir daha sordu. Kavanoz doldu mu? Yöneticiler hep bir ağızdan hayır diye bağırdı. Bir defa daha güzel dedi.
Masanın altından bir bardak kahve çıkardı ve kavanozu ağzına kadar kahveyle doldurdu. Kavanozun artık tamamen kahveyle dolduğu söylenebilirdi. Profesör salona dönüp sordu. Bu deneyden çıkarmamız gereken ders nedir? Bir yönetici elini kaldırdı ve çıkardığı dersi özetledi. Programınız ne kadar dolu olursa olsun, gerçekten gayret ederseniz o programa birkaç toplantı daha ilave edebilirsiniz. Hayır dedi profesör. Bu deneyin bize öğrettiği şey şu. Eğer büyük taşları önce koymazsanız bir daha asla koyamazsınız. Salona bir sessizlik çöktü. Tüm yöneticiler profesörün sözleriyle ne anlatmak istediğini tam olarak anlamışlardı. Sonra konuşmasına devam etti. Sizin hayatınızdaki büyük taşlar ne? Sağlığınız, aileniz, hedefleriniz, sevdiğiniz şeyleri yapmak, kendinize zaman ayırmak. Hayatımızda yer alması gereken büyük taşların ne olduğunu unutmamalıyız. Eğer böyle yapmazsak hayatımızı diğer önemsiz şeylerle uğraşarak kaçırmış olacağız. Eğer küçük şeylere öncelik verirsek hayatımız önemsiz şeylerle dolup geçecek. Bizim için daha önemli olan şeylere az bir zaman kalacak ya da hiç kalmayacak. Bu nedenle kendi kendinize şu soruyu sormayı hiçbir zaman unutmayın. Senin hayatının büyük taşları ne? Bunu belirledikten sonra hayat kavanozunuza önce onları koyduğunuzdan emin olun. Ve unutmayın, kavanoz ne kadar dolu da olursa olsun, her zaman kendiniz için bir bardak kahveye yer vardır. Son söz, harcayacak zamanın olduğu müddetçe zamanı akıllıca kullanmak için hiçbir zaman geç değildir. Dilerim bu sunum size faydalı olmuştur. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.